Peki yoga nasıl sürelerde yapılmalı? Yani haftanın her günü mü, belli aralıklarla mı? Nasıl olmalı? En ideal aslında haftada iki gün, en az haftada iki gün yapılması çok güzel. Ortalama saati bir saattir. Eğer yapılabilecekse bu nefes teknikleri ve Surya Namaskar dediğimiz artık güneşe selamlama hareketlerine geçildikten sonra birazcık uzayabilir saatler. Ama ortalama haftada iki kere birer saat ideal, uygun olan. Peki faydaları neler yoganın? Çok güzel bir soru. Yoga, ilk önce şey yapalım biz. Yoga herkesin düşündüğü gibi, ben bunu programlarda söylüyorum, belki sıkıcı olacağım ama çok önemli bir nokta. Yoga sadece insanların düşündüğü gibi yoga hareketlerinden oluşan bir şey değil. Sizin o düşündüğünüz, insanların düşündüğü, benim de başlangıçta düşündüğüm, aslında yanlış olarak maalesef bilgilendiriliyoruz. İşte bacağımı kaldırdım, indirdim, başımın üzerinde durdum, işte ağaç pozisyonunda 10 dakika durdum. Aslında bunlar değil. Bunlar sadece yoganın parçaları. Yogada yalan söylememek var. Yapılması gereken hareketler, yapılmaması gereken hareketler, nefes teknikleri, daha sonra asanalar, bizim yoga olarak bildiğimiz yoga hareketleri, yoga duruşları, konsantrasyon için bilinçlenme ve meditasyon için bilinçlenme ve artık samadhi dediğimiz evrensel ruhla bütünleşme. Bütün bunların hepsini kapsıyor yoga. Asanalar bunun bir parçası. Yoga olduğu gibi size ne yapar? Yoganın asanası size kaslarınızı çalıştırır, daha esnek olmanızı sağlar. Duygularınızı ve zihninizi kontrol etmeyi öğretir. Bu aynı zamanda nefes teknikleri de çok büyük etkilidir buna. Omuriliğinizi esnetir. Omuriliğinizin esnemesi demek sizin hayat kalitenizin yükselmesi demek. Hindistan'da omuriliğine hayat ağacı derler. Gerçekten çok önemlidir. Ne kadar çok esnekse o kadar çok gençleşirsiniz. Çünkü en önemli kaslar ve sinirler damarlar omuriliğinizin içerisindeki gediklerden geçer. Eğer o sertse siz onların dolaşımını da engelliyorsunuz. Ama eğer o yumuşaksa onlar daha rahat hareket ediyor. Öyle olunca vücudunuzda sıkışmış olan enerjiler, onlar da daha rahat hareket ediyor. Çakralarınızı düzenliyor. Çok güzel bir şey. Çünkü eğer bir çakranız daha az çalışıyorsa, çünkü çakranın durması gibi bir şey söz konusu değildir. O zaman ölürsünüz. Bütün çakralarınızın çalışması gerekir. O çakralarınızı düzene sokuyor. Sinir sisteminizi güçlendiriyor. Sigarayı bırakabiliyorsunuz yoga ile birlikte. Peki yogaya başladım ben. Bir sene devam ettim. Kendimde görebileceğim en böyle uç çok değişiklik nedir? Güzel bir soru. Aslında hepimizin herhalde hayatındaki en uç değişiklik kendimizi bulabilmemiz ve kendimizle bütünleşmemiz. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok derin bir soru. Evet.